Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte pano yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere normal notlarımızı aldığımız panolar var. Biz bunu kendi evimizde, kendi imkanlarımızla yapacağız. Malum okul dönemi açılıyor. Notlarımızı, fotoğraflarımızı güzelce duvarımızda süsleyebileceğimiz bir pano olacak. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen malzemelerimi saymakla başlayayım. Bir adet silikon tabancamız var arkadaşlar. Bunu kullanırken yanımızda muhakkak bir büyüğümüzün olmasına ihtiyacımız var. Çünkü sıcak ve tehlikeli bir alettir kendisi. Maket bıçağımız var. Burada evalarımız var arkadaşlar. Renkli renkli evalarımız var. Bunların arka tarafları kendinden yapışkan oluyor. Ve zemin kısmını bununla kaplayacağız. Bir adet ipimiz var arkadaşlar. Bunu da duvara asabilmek için kullanacağız. Kalemimiz var. Cetvelimiz var. Köpük straforumuz var arkadaşlar. Biz köpük strafor kullanıyoruz. İsterseniz bunun yerine karton da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir de fotobloğumuz var arkadaşlar. Bununla da çerçevesini oluşturacağız. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlıyorum. İlk yapmamız gereken arkadaşlar fotobloğumuzdan çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Biz 60'a 40 santimlik bir fotoblok parçası kullanıyoruz. Hemen ölçülerini söyleyeceğim. 3 santimlik bir çerçeve oluşturacağız arkadaşlar. Yani iç taraftan 3 santimlik bir alan olmuş olacak. Yani şöyle düzgün bir şekilde çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada çok hassas ve ince bir işlem uygulayacağız. Evet arkadaşlar, çerçevemizin dış kısmını oluşturduk. Şimdi iç tarafını kesip almam gerekiyor. Maket bıçağımdan yardım alıyorum. Hemen bunun kesimine geçelim. Evet, çerçevemizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi de köpük straforumuzu getirelim. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Hemen köpük straforumu alıyorum. Evet, zemin kısmını köpük strafor kullanıyoruz. Neden? Çünkü iğne ile bir şey tutturabilirsiniz, raptiye ile bir şey tutturabilirsiniz. Şimdi çerçeve kısmını straforuma silikon tabancamla yapıştıracağım. Hemen yapalım bakalım nasıl bir görüntümüz olacak. Evet, güzelce hizalıyoruz ve yapıştırıyoruz. Evet, güzelce çerçevemizi yapıştırdık. Şimdi de evalarımızı alıyorum arkadaşlar. Evaların arka tarafları kendinden yapışkanlı bir malzemeden oluşuyor. O yüzden güzelce tutacak ve raptiyemizi ya da iğnemizi kusursuz bir şekilde onun içerisine takabileceğiz arkadaşlar. Hemen kendi tasarımımızı oluşturabileceğimiz bir alana geçiyoruz. O yüzden istediğiniz renkte, istediğiniz desende aklınıza nasıl geliyorsa o şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. Şimdi ben de tasarım kısmına geçiyorum. Hemen yapımına başlayayım. Evet, zeminimizi güzelce rengarenk kapladık. Şimdi de duvara asabilmemiz için panoyu bir ip yapmamız lazım arkadaşlar. Hemen ipimi alıyorum. Hemen bunun da yapımına geçelim. Orta noktasını belirleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimizi şöyle bir şey yapabiliriz. Ucuna küçük bir düğüm atalım. Küçük bir düğüm atalım. Diğer tarafına da küçük bir düğüm atalım. Bu şekilde ipin dağılmasını önlemiş oluruz. Orta noktasını belirliyoruz. Orta noktası bizim şu andaki ölçülerimize göre 30 santim yapıyor. Şuradan aynı açıda kaş tarafına da ipimizi de güzelce taktık arkadaşlar. Artık buradan
çiviyle tutturabiliriz. Şimdi iç tarafını kendimize göre dizayn etme zamanına geldi. En eğlenceli yanlarından bir tanesi de burası olacak. İki tane civcivim var arkadaşlar. Silikon tabancamın yardımıyla çok az bir şekilde köşeye güzelce yapıştırıyorum. Evet, iki tane civcivimi güzelce yerleştirdim. Şimdi de birazcık yıldızlarım var arkadaşlar. Gökyüzündeki yıldızlardan sizler için toparladım birkaç tane. Tabii siz daha fazlasına layıksınız ama elimizdeki bunlar. Şimdi birkaç tane de şu köşeye güzelce yapıştırmak istiyorum. Evet, yıldızlarımı da güzelce yapıştırdım. Dediğim gibi siz daha fazla süsleyebilirsiniz, daha güzel görünümler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de küçük küçük notlarım var arkadaşlar. Hemen onlardan plan, program ve yapmam gerekenlerin önem sırasına göre yapacağım burada. En baş arkadaşlar ders notlarımı yazıyorum. En başa ders notlarımı yapıştırdım. Bu yeşil alana ben ders notlarımı yapıştıracağım. Turuncu tarafa, en sevdiğim renk turuncu olduğunu bir başka videoda da söylemiştim. Yapacaklar listemi de turuncu kısma ekliyorum. Bana burası tatili hatırlatıyor. 2020'nin en güzel anlarını da bu bölgeye yapıştıracağım. Ve 2020'de yaşadığım en güzel deneyimlerimi de bu tarafa fotoğraflayacağım. Sarı alanlarda da küçük notlarımı koyacağım. Güzel güzel notlarımı yapıştıracağım buraya da. Ve son olarak da arkadaşlar tonguncumu hemen en başa, en güzel noktaya, ders çalışmam gerektiğini bana hatırlatacak şekilde, gözlerime bakacak şekilde de orta noktaya yapıştırdım. Evet arkadaşlar, artık panomuz tamamlandı. Kullanılmaya hazır bir şekilde duruyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yine yorumlar kısmına da 2020'de yaşadığınız en iyi olayları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da bunu yaparsanız buraya küçük notlar halinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.